Bir bakterinin genel yapısı aşağıdaki şekilde şematize edilmiş. Buna göre açıklamalardan hangisi yanlıştır? Bakın bir numaralı yapı protein ve polisakkarit içerir demiş. Bir numaralı yapı hücre çeperi. Hücre çeperi peptidoglikan yapılıdır. Bakın o zaman glikan, peptido bunlar protein ve polisakkarit yapı. 2 numaralı yapı aktif hareket eden bakterilerde bulunur ki kamçı yer değiştirme hareketi yapmasını sağlar. 3 numaralı yapı bulunduğu bakterinin beslenme şeklini belirler. Klorofil fotosentetiktir bakın. Ototrof bir bakteriden bahsettik hemen. 4 5 6 ve 7 numaralı yapılar tüm bakteri hücrelerinde bulunur. Bakın 4 hücre zarı, 5 sitoplazma 6 ribozom 7 DNA ki bu zaten bir hücrenin canlı olabilme şartlarından bir tanesiydi. 7 numaralı yapı protein kılıf ile sarılıdır. 7 numaralı yapı DNA. Bakın DNA'ları çıplaktır. Protein kılıf dediğimiz şey DNA artı histon proteini mantığı arkelerden itibaren görülmeye başlanır arkadaşlar. Bakterilerde DNA kılıf içermez cevabımız E seçeneği. Bir araştırmacı incelediği X, Y ve Z bakteri türlerinde tespit ettiği bazı hücresel yapılarla ilgili tabloyu oluşturmuş. Buna göre X, Y ve Z bakteri türleriyle ilgili açıklamalardan hangileri doğru olabilir? Şimdi özellik yok, özellik var. Hocam X ve Z bakteri türlerinin beslenme şekilleri birbirinden farklı olabilir. Şimdi bakıyorum. X'te bakın klorofil yok. Z'de de klorofil yok. Ama mesela X hocam saprofit olabilir. Z de kemosentetik olabilir. Dolayısıyla bu ifade doğru bir ifade. X ve Y bakteri türleri aktif hareket ederken çünkü kamçıları var. Ee, Z aktif harekete demez. Şöyle Z yazalım. Z aktif hareket edemez. Evet kamçısı yok. Y ve Z bakteri türleri karbondioksit özümlemesi yapabilir. Şimdi Y ve Z'ye bakıyorum. Bakın klorofili var. Belki bu da kemosentez yapıyordur. Sonuçta karbondioksit özümlemesi karbondioksitten besin sentezlemek demektir. O yüzden cevabımız 1, 2 ve 3 olacak. Tabloda X ve Y canlı gruplarının bazı özellikleri verilmiş. Buna göre X ve Y canlı grupları aşağıdakilerden hangisini doğru eşleştirilmiştir? Bakın peptidoglikan yapılı hücre çeperi aklıma önce bakterileri getirir. Histon proteinlerle sarılı halkasal DNA içer mi? Bakın DNA çıplak o zaman bu gerçekten bir bakteri. Embriyonik gelişim yok çünkü tek hücreli ribozomu var. Diğer canlıda da ribozom var ve embriyonik gelişim yoksa bakın tek hücre. Histon proteinlerle sarılı halkasal DNA. Demek ki bu da hocam arke. Hem halkasal DNA'sı var hem de histon proteiniyle sarılı. Peptidoglikan çeper yok. Evet arkelerle uyumlu. Arkeler ve bakteriler arasındaki temel farklardan bir tanesiydi bu. O yüzden X'e bakteri Y'ye arke diyebiliriz. Cevabımız E seçeneği. K ve L bakteri türleriyle ilgili bilgiler verilmiş arkadaşlar. Bakın K endospor oluşturabiliyor. O zaman K'da bir savunma davranışı var. L oluşturamıyormuş. K'da konjugasyon gerçekleşiyorsa demek ki bir halkasal DNA'sının yanında bir de plazmit DNA'sı var. Ve plazmit DNA'larını aktarabilmesi için pilusları var. Şöyle yazalım pilus. L ise bunu yapamıyormuş. K bakteri türü olumsuz çevre koşullarına karşı daha dayanıklıdır. Doğru çünkü savunma yapabiliyor. L bakteri türü antibiyotiklere K bakteri türünden daha kolay direnç kazanır ifadesi yanlış. Çünkü konjugasyon yapamıyor. Konjugasyona siz ne yapıyordunuz? Başkasından plazmit alıyordunuz ya da plazmit veriyordunuz. L bakteri türünde plazmit DNA ve pilus bulunur demiş. Hayır K'da bulunur çünkü K konjugasyon yapabiliyor. Cevabımız yalnız 1 olacak. Bakterilerin tamamında özelliklerinden hangileri ortaktır? Endospor bir savunma biçimidir. Bazıları yapamaz. Plazmit DNA normal halkasal DNA yapısında ek genler içeren bir DNA'dır. Bazılarında yok arkadaşlar. Ribozom evrensel organeldir. Protein sentezi yapmakta kullanılıyordu biliyorsunuz. Bölünerek üremedi arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bakteriler iki üzeri en şeklinde çoğalırlar. Öyle eşeyle eşeği sürerler tarzında Yorumlar yaparken bakterilerde eşeyli üremenin olmadığını, konjugasyonun bir üreme türü olmadığını lütfen hatırlayın ve bakterilerde arkadaşlar bölünerek ifadesi mitoz değildir, tamam mı? Sadece bölünme diyeceksiniz. Hatta binary fusion ya da binary fusion olarak da yazılıyor bazı kaynaklarda. Siz sadece 2'ye bölünerek çoğalabileceksiniz. Peki fark ne hocam bakterilerdeki bölünme farkı? Süredir. Biri 20 dakikada bir, biri 6 saatte bir bölünür ama bölünerek çoğalırlar. Cevabımız 3 ve 4 olacak. Prokaryot yapısına sahip canlılar. Bakın bakteriler ve arkeler ki bunların altında da bir sürü farklı türler var. Sahip canlıların tamamında hangileri ortaktır? Şu tamamında kelimesine işte takılmanız lazım. Halkasal DNA, şimdi bunların sahip olduğu DNA'lar zaten halkasaldır arkadaşlar. Ökaryotlardaki ise lineerdir. Yani düzlemseldir. Bu ifade doğru. Kamçı bazılarında kamçı bulunmaz. Aktif hareket edemez. Oksijen solunum bazıları oksijen solunum bazıları fermentasyon yapar. Kapsül e, genellikle patojen olanlarda yani hastalık yapıcılarda bulunur. Hastalık yapmayan bir sürü bakteri var ki arkelerde de patojen bir türe rastlanmadı daha. Cevabımız yalnız bir olacak. Saprofit bir bakteride grafikteki olaylardan hangileri hücre dışında gerçekleşebilir? Öğrenci arkadaşları sürekli bu uyarı yapıyorum. Eğer arkadaşlar hücre içi hücre dışını karıştırıyorsanız, bir reaksiyonun ATP ihtiyaç, e, ATP ihtiyaç duyup duymadığına bakın. Eğer söz konusu olayda ATP üretiliyor ya da tüketiliyorsa, bu arkadaşlar içeride olan bir şeydir. Çünkü ATP hücre dışına çıkmaz. Mesela amino asitten enzim sentezi yani protein sentezi bir dehidrasyondur. Protein sentezi hücrenin içerisinde olur dışında olmaz. Ya da glikozdan ATP üretimi bakın bu bir solunum reaksiyonu ya da bir fermentasyon reaksiyondur. Doğrusu, doğrusu ATP üretilen bir reaksiyondur. Dolayısıyla hücrenin içinde olur. Glikozdan glikojen sentezlenmesi ki bu bir dehidrasyon reaksiyondur yine ATP harcanır hücrenin dışında olmaz. Ancak proteinden amino asit oluşması Hidroliz reaksiyondur ve hidroliz reaksiyonu hücre içinde de olabilir dışında da olabilir. O yüzden cevabımız A seçeneği olacak. Bilimsel bir çalışmada aşağıdaki gibi içerisinde su ve mineraller bulunan bir deney tüpüne türü bilinmeyen X bakterileri ilave edilerek deney tüpünün ağzına bir balon geçirilmiş. Deney tüpü aydınlık ortamda 24 saat bekletilmiş. Deney sonunda balonun şiştiği gözlemlendiğine göre X bakteri türüyle ilgili yorumlarından hangileri yapılabilir? Peki heterotrof beslenmektedir. Şimdi aydınlık ortamda bu balonun şişmesi için burada bir gaz çıkışı olması lazım. Eğer bu gaz oksijense arkadaşlar burada fotosentez yapılıyordur. Bu ifade o zaman yapılmaz. Çünkü ototrof bir canlıdır bu. Karbondioksit özümlemesi yapıp oksijen üretimi yapabilir. Bilirlik sorusu. Onun üzerinden yorumumuzu yaptık zaten. Kesinlikle oksijenli solunum yapamaz demiş. Hayır, ürettiği oksijeni kullanabilir. Fotosentez solunumdan fazlaysa, büyükse ki açığa çıkan ekstradan oksijen o balonu şişirmeye yetecektir arkadaşlar. Cevabımız yalnız 2 olacak. Çok güzel, çok bilimsel bir soru aslında. Çok sevdim ben bu soruyu arkadaşlar. Bakın şimdi aslında prokaryot olmasına rağmen bakteriler ve arkeler aynı alem içerisinde incelenmiyorlar. Arkelerin bir tık daha üstünlüğü var. Mesela e, DNA'larında bazı arke türlerinin DNA'larında ekstra proteinler, siston proteinleri bulunabiliyor. Ribozomları ökaryot ribozomlara daha çok benziyor arkadaşlar ve bakterilerden bir fark olarak da peptidoglikan çeper içermiyor. Ee, peki hocam biz antibiyotik verdiğimiz zaman aslında antibiyotiklerin etki mekanizmaları nelerdir diye soracak olursanız başlangıçta arkadaşlar protein sentezini inhibe eden antibiyotikler ya da nükleik asit sentezini bozan ya da sitoplazmalı membranının yani daha doğrusu hücre zarının e, geçirgenliğini bozan, hücre duvarı sentezini inhibe eden ya da hücre için önemli olan bir maddenin sentezini inhibe eden antibiyotikler kullanıyoruz. ya temelde 5-6 tane başlığımız var. Dolayısıyla bunlardan en önemlisi aslında protein sentezini inhibe edenler ki biz onu genelde ribozom aktivitesini bozarak yapıyoruz ya da aradaki enzimlerin aktivitesini bozarak yapıyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar bu ribozomun e, hani bakterilere özgü bir ribozom olmasını bekliyoruz. Ortama antibiyotik koyduğunuzda böyle bir antibiyotik koyarsanız arkelerin ribozomları ökaryotlara benzediği için bu antibiyotik arkelere etki etmeyecek, bakterilere etki edecek. Yani bakın, antibiyotiklerden etkilenmeme mantığı işte ribozomların benzememesinde e, kullanılan bir mantık. Dolayısıyla ekstrem koşullarda yaşayabilme, zaten sıra dışı şartlarda yaşama ya da işte klorofil içermeme, konjugasyon yapamama tarzında değildi arkadaşlar. Antibiyotiğin temel prensibini bilerek yapabileceğimiz sorulardan bir tanesiydi bu. Hani biraz bilimsel bir soru. Hocam bunu bilmek zorunda mıyız tarzında düşünebilirsiniz. Ama en az bir kere testlerde görmüş olmanız her zaman avantajlı. Çünkü hep sürpriz sorular çıkıyor. O zaman toparlayalım. Antibiyotiklerin etki mekanizması hücre duvarı sentezi inhibisyonu, hücre zarı sentezin inhibisyonu ya da protein sentezin inhibisyonu ya da nükleik asit sentezin inhibisyonu ve hücre için önemli olan bir maddenin sentezinin inhibisyonu. Dolayısıyla arkadaşlar burada bakın biz neyi kullanıyoruz? Ribozom inhibisyonu. O yüzden cevabımız yalnız 2 olacak.